Yüksekova ilçesinde annesiyle birlikte yol kenarında bulunan 5 yaşındaki Erdem Aşkan, annesi ve kardeşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isterken askeri jandarma personelinin kullandığı araç Erdem'e çarpmış ve kendisini metrelerce sürüklemiştir. Maalesef Erdem bebeğimiz olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olan olayın yanında ayrıca olay yerine toplanan ailesi ve kalabalığı silahla tehdit eden jandarma personeli çocuğa müdahalede aksaklığa neden olmuştur. Olaydan sonra olay yeri inceleme ve trafik polislerinin tuttuğu kaza tespit tutanağında olay yerinde herhangi bir yaya geçidi ve üst geçit olmamasına rağmen çocuğun üst geçit veya yaya geçidini kullanmaması dolayısıyla kusurlu bulunduğunu göstermiş ve doğru olmayan ibarelerle hukuka aykırı olarak kusur çocuğa yüklenmiştir. Aynı gün Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüsü AKP ifade vermek üzere gözaltına alınmış. Gözaltına alınan şahıs ertesi gün ifade işlemlerinin ardından savcılıkça adli kontrol yükümlülükleri uygulanmak üzere sevk edilmiş. Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği tarafından da şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştır. Şüphesiz ki araçları kullanan kamu görevlilerinin yerleşim yerleri içerisine başta hız, tedbirsizlik ve dikkatsizliği de aşacak bir şekilde kurallara riayet etmeksizin araç kullanmaları yaşam hakkı ihlallerine sebebiyet vermektedir. Unutulmamalıdır ki trafik kuralları ve diğer yasal düzenlemeler vatandaşları bağladığı gibi kamu görevlilerini de bağlamaktadır. Erdem Aşkın'ın hayatını kaybettiği yerde yapılan inceleme ve tespitlerde, olayın gerçekleştiği yerde karşıdan karşıya geçiş için herhangi bir yaya geçidi ve üst geçidi olmadığı gözlemlenmiştir. Yaya geçişine dair tedbirlerin alınmadığı caddede aracı azami hızın üstünde kullanan kamu görevlisi personeli ne derece pervasız olarak hareket ettiği ortaya çıkmıştır. Olayın meydana geldiği yolda devletin almadığı önlemler çocuğun yaşam hakkının ihlaline sebep olmuştur. Zira devlet somut tehlikeler karşısında yaşamın korunması için koruma tedbirleri almakla yükümlüdür. Devlet yaşamı korunması gereken çocuğun doğal olmayan nedenlerle ölümüne karşı etkin önleme tedbirleri almalıdır. Çocuğun yaşamını etkin olarak korumak için gerekli adımları atmak, bu eylemlerinden korumak için uygun önlemleri almak, yaşama kastedilen eylemleri caydırıcı ve etkin şekilde cezalandırmak için kanunlarda gerekli yaptırımlara yer vermek, bu hükümlerin ihlal edilmesini önlemeye ve cezalandırmaya yönelik ceza soruşturmasını ve kovuşturmasını etkin şekilde yürütmek ve bu cezaların infazını uygulamakla yükümlüdür. Devletin kamu gücünü kullanan kurum ve kişiler bir çocuğun ölümüne neden olmamalı, devlet önce öldürmeme yükümlülüğü kendisi yerine getirmelidir. Negatif yükümlülük sadece kasıtlı öldürme halinde değil, taksirle öldürme eylemleri için de geçerlidir. Öldürme yasağına kişinin yaşamını tehlikeye atmaktan kaçınma görevi de dahildir. Devlet pozitif yükümlülük kapsamında öldürmelere karşı etkin şekilde caydırıcılık sağlayan hukuki ve idari düzenlemeleri yapmalıdır. Failin kolluk görevlisi olduğu yargılamaların yüzeyselliği cezasızlık pratiğinin bir yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza yargılamasının asıl amacı olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde bir çabanın olmaması, dosya kapsamındaki iddiaların gerektiği kadar incelenmemesi, kolluk birimlerinden istenilen evrakların dosya arasına alınmaması, kolluk tarafından tarafsız bir biçimde araştırma yapılmaması gibi hususlar, kolluk görevlilerine dair yürütülen yargılamaların yüzeysel ve cezasızlık pratiği kapsamında kaldığını göstermektedir. Yargı makamlarının yargılama esnasındaki pasif ve etkisiz eylemleri ile sanıklar hakkında tutuklama talep etmeme veya bu yöndeki talepleri reddetme hususları ise failleri korumak yönünde bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak başta İçişleri Bakanlığı ile adli ve idari makamları bir an önce bu ve benzeri çocuk ölümlerine dair tarafsız, etkili ve hızlı bir soruşturma yürütmeye davet ediyoruz. Bu suçun sorumluları derhal açığa alınmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Adli ve idari makamlar daha önce yaptıkları gibi olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kollamaktan vazgeçmeli, etkin soruşturmalarla olaylar açığa kavuşturulmalı ve bu olayın soruşturması benzerlerinin akıbetine uğratılmamalıdır. Davanın takipçisi olacağımızı buradan duyuruyor. Ailemize başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.